Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CTSO'da gerçekleşen toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ile birlikte AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ'la görüştü. Bakan Arslan, görüşmenin ardından partilere hitap etti. Anayasa değişikliği hakkında bilgi veren Bakan Arslan şunları dile getirdi. Şimdi milletvekili seçiyorsunuz. Kimin hükümet alacağına karar veriyor musunuz? Veremiyorsunuz. Sonra mecliste Cumhurbaşkanı istediği adama görev veriyor. Geçmişte böyle oldu. Geçmişte böyle oldu. Cumhurbaşkanı istediği adama hükümet kurma görevi verdi. Dolayısıyla o vatandaşın kararı değil, onların kararı oldu. Sonra sıra güven oylamasına geliyor. Güven oylaması verip vermeyeceklerini bilmiyorsunuz. Hükümet kuruldu. Her gün ben güven oylaması ile seni hükümetten düşüreceğim. Arkadaş, ben millete hizmet etmeye geldim. Ben senin ağzına bakıp beni düşürecek misin, düşürmeyecek misin, ona bakmaya gelmedim. Yeni sistemde ne diyoruz? Daha sandığa giderken kimi cumhurbaşkanı yapacağınızı, kimin sizi hükümet olarak idare edeceğinizi ve 5 sene sonra da kime hesap soracağınızı bileceksiniz. Sistem bu. İki başlılıktan kurtulacağız, tek başlı olacağız. Çanakkale deniz kenti. Hepiniz Gelibolu'ya giderken de vapura biniyorsunuz. Vapurun ön tarafında bir kaptan, arka tarafında bir kaptan olursa, her biri öbür yöne sürerse o vapur ne karşıya gider ne bu tarafta kalır. Başıboş dolanır. O yüzden iki başlı olmamalı. Tek başlılık bunun için istiyoruz. Vatandaş sandığa giderken kimi hükümet yaptığını bilsin istiyoruz. Kim vatandaştan aldığı destekle en güçlü çıkarsa bu vatandaşa hizmet edeceğini bilsin istiyoruz. Ve 5 sene sonra da gitsin hesap versin istiyoruz. Ana argüman bu. Rejim değişiyor tartışmalarına da değinen Bakan Arslan, parlamentoyu daha güçlü hale getiriyoruz diyerek şöyle devam etti. Efendim, rejim elden gidiyor. Efendim, bu cumhuriyeti ecdat Çanakkale'de yüz binlerce şehit vererek kurdu. Cumhuriyet rejimini nasıl ki o gün birileri ülkemizi işgal edemedi, şehitlerimiz onların karşısında durdu kurduysak, nasıl 15 Temmuz'da hainlere derslerini verdiysek ve ayakta tuttuysak, ilelebette ayakta tutacağız. Rejimle ilgili bir sıkıntımız yok. Biz diyoruz ki rejimin adı belli, Cumhuriyet. 94 yıldır Cumhuriyet. Ama sadece hükümet etme şeklini değiştiriyoruz. İkincisi, efendim, diyoruz ki adalet bağımsız olsun. Göz baş üstte. Bağımsız olsun ama tarafsız olmazsa 363 milletvekilli partiyi kapatmaya kalkıyordu. Geçmişte kapattı. Aynı zamanda tarafsız olsun. Birilerin isteğine göre hareket etmesin. Varsa yanlışı olan biri bağımsız ve tarafsız adalet olarak yakasına yapışsın. Üçüncüsü, bütün hakimlerin, savcıların tayinini, rütbesini, atamasını yapan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu var. Şu anda 4 tanesini mi değerli başkanım? 4 tanesini Cumhurbaşkanı atıyor. 7'sini meclis atıyor. Yok yok, yeni gelen sistemde değil. Şu an. Şu an 4 tanesini Cumhurbaşkanı atıyor. Bir tanesi de Adalet Bakanı ve Müsteşarı Doğal Üye. 22 kişilik bu heyetin geriye kalanını bürokrasi atıyor. Kendi kendilerine atıyorlar. Yeni sistemde ne diyoruz? Yeni sistemde diyoruz ki 13 kişi olacak. Biri yine Adalet Bakanı, biri Müsteşar. Yine Cumhurbaşkanı 4 tanesini atayacak ama çoğunluğunu, 7 tanesini sizin oylarınızla seçilmiş yasama görevini yapan parlamento yapacak diyoruz. Yani parlamentoyu daha güçlü hale getiriyoruz. Bakın, bu da önemli. Milletvekili seçilme yaşının düşürülmesi hakkında da konuşan Bakan Arslan, anayasa değişikliği ülkemizin istikbali ve istiklali için hedeflerine ulaşması için gereklidir. Olmazsa olmazdır. Bu konuda desteğinizde şüphemiz yok dedi. Bence önemli konulardan biri daha, 18 yaşında efendim niye böyle bir sorumluluk veriyorlar? Şimdi sadece 18 değil, bunu söyleyeyim de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 yaşını doldurmamış bu 7 yaş, her yaş kategorisinde 1 milyon var. Bu 7 milyon gence diyoruz ki, arkadaş sen cumhurbaşkanını seçebilirsin. Bu ülkenin en önemli makamı. Başbakanı seçebilirsin. Belediye başkanını seçebilirsin. Mahallende muhtarı seçebilirsin. Bu büyük sorumluluğu veriyoruz. O genç ya ben de seçilmek istiyorum dediği zaman hayır diyoruz. Ya arkadaş seçmektir. Cumhurbaşkanlığını seçmektir en zor olan. Yoksa öteki türlü 600 milletvekilinden biri olacak. Ama hangi genç olacak? Genç önce donanımlı olacak. Kendini yetiştirecek. Sonra gelecek aday adayı olacak. Buraya kadar kendi keyfi. Aday adayı olduktan sonra parti diyecek ki evet bu genç mecliste beni temsil edebilir, bunu aday yapacak. Sonra biz ak kadrolar olarak veya başka partiler sahaya gideceğiz, diyeceğiz ki evet bu genç çok donanımlıdır, kendini yetiştirmiştir, benim adayımdır, destek ol. Halk da diyecek ki evet doğrudur, bu genç bu işi becerebilir, onu milletvekili yapacak. Yoksa öyle durup dururken sokakta bir tane 18-19 yaşındaki gencin yakasından yapışıp hadi gel meclise demiyoruz. Parti olarak ne yaptık? 30 yaşın altındakiler olamıyordu. 30 yaşın altındaki gençleri 25 yaşına kadar olanları seçilebilir hale getirdik. Sahada çok konuşacağız. Ama anayasa değişikliği ülkemizin istikbali ve istiklali için, hedeflerine ulaşması için gereklidir. Olmazsa olmazdır. Bu konuda desteğinize hiç şüphemiz yok. Bakan Arslan konuşmasının devamında partilerden evet söz aldı. Terörün bu ülkenin başına bela olmadan kökünün kazınabilmesi için evet. Ülkemizin istiklali ve istikbali için evet. Gençlerin de mecliste yer alabilmesi için evet. Çok başlılıktan kurtulabilmemiz için evet. 1915 Çanakkale Köprüsü yetmez, daha fazlası için evet. Allah sizden razı olsun. Hediye takdimimiz var Çanakkale. Bekle. Sen köprüyü bizden önce kurmuştun başkan. Biz kağıt üzerinde kurmuştuk. Astık. Bu da kağıtla yapılan üç boyutlu bir görsel elemeni. Başkanım.